Şimdi sevgili arkadaşlar, İslam uygarlığının çok geniş bir coğrafyada Güney Amerika'daki iki tane İslam İşbirliği Örgütü üyesi olan ülkeyi de düşünecek olursak, Güney Amerika'dan bahsediyorum. Surinam falan gibi ülkeler. Güney Asya'da, Doğu Asya'da en uça kadar, en kuzeyde Sibirya işlerine kadar, en güneyde de Güney Afrika'ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada İslam uygarlığından söz edebilirsin. Coğrafya çok geniş. Tarihte 1500 yıllık bir tarih. Belki insanlık tarihini insanların yerleşim halinde olduğu dönemleri dikkate alırsak, yani %5'lik falan %10'luk bir zaman dilimine tekabül ediyor. İşte 12 bin yıllık uygarlık tarihi dersek buna biz ilk yerleşimlerin olduğu dönem. Ama 1500 yıl az bir dönem ifade etmiyor. Özellikle modern dönem açısından, içinde yaşadığımız dönem açısından yakın dönemleri karşılaştırınca. Şimdi burada nereden başlıyor uygarlık? Bir dört halife sonrası dönemde imparatorluk bağlamında düzenli ilişkiler, örgütlü ilişkiler, sistematik ilişkiler. Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi, Babürler yani Moğol, Türk Moğol imparatorlukları diyebiliriz bunlara. Babür İmparatorluğu ya da Babürşah ve Osmanlı ile devam eden sürece diyoruz. Ve bunun günümüze kadar devam eden sömürgecilik sonrası yansımaları var. Şimdi uygarlık demek aslında bir problemli bir bakış açısını yansıtıyor. Çünkü burada bazı sakıncalar var ve gerekçeler de var. Kendi içerisindeki çeşitliliği görmeyi engelleyen boyutlar var. Ve bir kısım farklılıkları, farklı algılamaları anlamayabiliriz. Ama İslam uygarlığından söz etmemiz mümkündür. Çünkü burada ortak bir kısım etkileşim ifade eden, özellikle sanatta ve temel noktalarda birbirine benzeşen yönler çok fazla, ortaklıklar çok fazla. Ve aydınlanma sonrasında da biraz daha homojen bir yapı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. İslam uygarlığının bütünüyle birlikte tek bir kalemde değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi geniş bir coğrafya, işte şurası Endülüs Emevilerinin 500 yıldan fazla hakim olduğu coğrafya. Yani İspanya, Kırnata, Kordoba, işte Toleytolo falan gibi yerler. Mağrip'ten şeye kadar gidiyor, Afrika'nın işlerine kadar gidiyor. Şuralarda Tatarlar olduğunu, Başkırtlar olduğunu, Çuvaşlar olduğunu falan düşünürsek, burası Maveraun-Nehir zaten. Klasik İslam dönemi 11. 10-11. Yüzyılın, 12. yüzyılın çok parlak bölgesini temsil ediyor. Burada Hindistan var. Hindistan yine kuzeyi özellikle İslamlaşmış bir bölge ve göremediğimiz, coğrafyanın göremediğimiz Endonezya'sına, Malezya'sına girinceye kadar alan çok geniş. Tabi burada bir uygarlıktan bahsetmek için bir şehir uygarlığı, kültür, birikim, resim, sanat, bundan söz etmek için Safevilere kadar gelmemiz gerekiyor. Ve geniş bir coğrafyaya yayılan bir uygarlık var. Buradaki sanatın ana unsurunu oluşturan şey, figür, sembol Kabe. İbrahim'in inşa ettiğine inanılan Kabe, küp şeklinde mekan bütünlüğünü belirlaştıran bir şey. Hristiyanlıkta yönelinen nokta, İsa'nın dirilişin imajı olarak Paskalya yurtusunda doğduğu yer olarak belirleniyor. Kiliseler paralel eksenlere sahip ama camiler bir noktada birleşiyor. O da Kabe. Şöyle geniş bir coğrafya, hepsinin yönelmiş olduğu coğrafya, ortak noktalar bir küpten, bir sistematik bir şeyden besleniyor. Buna benzer bir merkezi olma özellik diğer dinlerde daha az öneme sahiptir. İbadetlerin merkezi olması yönüyle, Beytullah olması yönüyle. İşte 16. yüzyıl bir Osmanlı Çini panosu var burada. Ve dört mezhepten söz ediyor. Bunlar tabi Sünni mezhepler. Bir de buraya biz ne ekleyeceğiz? Plus Caferilik ekleyeceğiz. Caferiler kimlerdir? İran'ın şu anda Şii dediğimiz şey, beşinci mezhep olarak bilinen ekolünü temsil eder Caferiler. Bunu da buraya eklemem lazım. En az birkaç yüz milyon insanın
aslında takip ettiği bir akımı temsil ediyor burası. Şimdi burada önemli olan husus ne? Mimarideki ışık mesela mekanda geometri. Sonra yani bir düzen, intizam, biçim. İkincisi ritim, zamanda ortaya çıkan ritim ve formları birleştiren ışık meselesi. Bu çok belirgin ve ışığın titreşimlerini maddede yansıtmak temel özellik. Bunu biraz şeyde Bitlis'te görebilirsiniz. Bitlis'te Tillo. Tillo'da İbrahim Hakkı'nın ışık meselesiyle ilgili ilginç bir tezi vardır. Bunu yansıtır neredeyse. Çin'i kaplama bunu gösteriyor. Işığın düzenli delikli kabartmada kullanılması vesaire. Işığı kullanma önemli. Küre ve küp formları var. Bunlar çok sık bir şekilde kullanılıyor ve kozmoloji fikrini, bir evren fikrini ifade ediyor. İşte Elhamra Sarayı'ndaki muhteşem görüntü bunun yansımasıdır. Neresi burası? İspanya. Sanat ve şiir önemli. Şiir çünkü dinin doğmuş olduğu Arap coğrafyasının ana güdüleyici faktörlerinden birisi. Yani söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı lafı tam Araplara uygun bir şeydir. Ve propaganda aleti olarak kullanılıyor. Kaside burada önemli bir unsur. Ve övgü içerir ya da hiciv içerir bunlar. Müzik diğer taraftan hac, düğün, savaş gibi olaylara erken dönemde eşlik ediyor. Vokal müzik üzerine müzik aleti var. Şarkıdan bağımsız Abbasilere kadar enstrümanlardan bahsedilmiyor. Birlikte hareket var. Armoni batılı anlamda yok. Melodik var ve makamlar kullanılıyor. Bu makamlar az sayıda sonra geliştiriliyor. Buradaki önemli unsurlardan biri sanatın belirleyen, birisi resim yasağı. Niye? Çünkü burada kutsal figürlerin resmi yapılmaz. Peygamberler, nebiler, evliyalar falan. Ve resme bir putperestlik olarak bakılır. Ve çok çok fazla problem görülür. İran minyatürü yazı ile resim arasındaki ilişkiyi temellendiriyor. Kitap süslemelerinde kullanılmaya başlanıyor. Dış dünyayı duyularla algılanan biçimde eşyanın değişmez özünü yansıtacak biçimde gösterme eğilim. Bu açıda önemli işte. Burada Hacı Kirmani'ye ait şiirlerden Humayi ile Humayun 14. yüzyıl British Library'de sergilenen bir şey. Evet Limon, anladım. Arapça yazı sanatında bunun önemi var. Çünkü hüsnühat yaygınlaşmış. Hüsnühat arasında bir ritimden söz ediyor. Geometriyi ve ritmi birleştiriyor. Böyle rastgele bir araya getirmiş hali değildir bu. Bu bir besmele lafzının ifadesini temsili. Buna benzer daha başka pek çok şaheser görmek mümkün. Burada başka bir unsur geniş anlamda arabesk stilize edilmiş bitki şekillerle yapılan süslemeyi katı geometrik ölçülerle yapılan karmaşık süsleme anlatır. Tezyinat süslemeyi anlatır. Sarmak, girift kıvrımlar var. Ve naturalistik türünden daha eski. Buna benzer bu kültür, göçebe halkların kültüründe veya Çinlilerde görülüyor. Kısa süre olmuş Hristiyanlıkta, İslam sanatında bunlar kadim formlarını korumuşlar. Bunu sanat olarak düşünelim. İşte Elhamra Sarayı'ndaki bu girift ilişkiler, kapının, minberin ve duvarların yansıması, işte Kutubiye Camii'ndeki iç içe geçmişlik ve sanatı gösteriyor. Göçebe Müslümanlarda ise bu daha ziyade küçük nesnelerde önemli. Burada boyutlu, yani şehirlerde büyük boyutlarda mesela nerede var bunlar? Halılarda var, kilimlerde var. Ahşap ve maden işlemeciliğinde vesaire var. Kuzey Afrika'ya geçince o da başka bir İslam coğrafyası. Burada da Tuareglerde hayvancılık ekseninde deri işlemeciliği gelişmiş durumda. İşte arabesk kültürün biçimlenişine ifade eden göçebe kültürünün bir yansıması burada karşımıza çıkıyor. İşte halı Türkmen sarık halısı Washington Textile Museum'da yani tekstil müzesinde sergileniyor. 14. yüzyıla ait 600-700 yıllık halı
burada sergileniyor. Bu da bu sanatın uzun yüzyıllara dayalı varlığına işaret ediyor. Bilim meselesi oldukça önemli. Neden bilim meselesi önemli? Çünkü bilim ve felsefe oldukça gelişmiş İslam uygarlığında. Yani anlamaya çalışıyorlar ne olup ne bittiğini. Sonra ilk devletler kurulduğu zaman matematikte, astronomide, cebirde çok ileri var. Mercek meselesine önem veriyorlar. Simya, Simyacı diye güzel bir Paulo Coelho'nun kitabı vardır. Onu okumayanlar mutlaka okusunlar. Bir solukta bitireceklerine eminim. Burada değişik aletlerden, maddelerden altın yapma tekniğini anlatan kimyasal bir olaydan bahsediyoruz. Simyacılık buna deniyor. Ve bu dönüşüm faaliyetleri. İslam uygarlığı bir sentez olarak düşünmemiz mümkün. İslam bilimini. Çünkü Yunan'dan besleniyor. İran'la karşılaşıyorlar ve Hint kadim coğrafyayla buluşuyorlar. Bunların temelinde oluşuyor. Orta Asya ve Hindistan'dan İspanya ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde hemen 1. yüzyıldan itibaren hızlı bir gelişme başlıyor. Hızlı yayılıyor ve dünyanın bilim dili bu dönemde Arapça. O kadar önemli ki bu İslam coğrafyasında dinin dili olması bakımından 19. yüzyılda Şeyh Şamil'in askerleriyle Arapça dilde, Arapça mektuplaştığını, yazıştığını biliriz. Yani başka dillerde, farklı dillere sahip olan insanlar ortak bir yazışma dili olarak Arapçaya önem vermişler. Konuşma dili olarak Türkçe var ama yazışma dili Arapça kullanılmış. O da halifenin Osmanlı olması, Türk olmasından kaynaklanan bir durum. Cebir algoritma çok önemli izler bırakıyor. Avrupa'da el-Harezmi algoritma açısından algoritma el-Harezmi'nin adından gelmesi bakımından Avrupa'da bıraktığı izler. Biruni bunlar içerisinde önemli bir kişilik. Farisi kökenli, astronomiden, matematikten ve coğrafyadan bahsediyor. Kopernik'ten önce çağdaş astronomiyi oluşturuyor. Hatta Batlamyus ve Aristoteles'e karşı çıkarak dünyanın döndüğünü iddia ediyor Biruni. Kitabul Cemahir fil marifetil cevahi marifetil cevahir. Yani cevher dediği maddedir. Maddenin özellikleri üzerine bir yapıtı var. 23 cisimden söz ediyor burada. Evet, Siirt'te, Tillo'da. Siirt, Bitlis mi dedim? Doğru. Siirt'te. Fıstığı olan bir yer diyordum ama Bitlis'in fıstığı var zaten. Siirt'in fıstığı var değil mi? Doğru. Evet, bu Biruni 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıkları neredeyse bugüne yakın bir şekilde hesaplıyor. Ve bu hesaplamaları yansıtan tarihi figürler. Şimdi bütün bunların tamamını nerede görürsünüz? Bütün bunların tamamını Fuat Sezgin'de görürsünüz. Fuat Sezgin'in kitaplarında çok meşhur İslam bilim tarihi araştırmacılarından birisidir. Bunu kitaplarını görürseniz mutlaka hemen yalayıp yutmaya çalışın, okumaya çalışın. Başka bir akıl burada, bireysel anlamda akıllar bunlar. İbn-i Rüşd, bir İspanya Arabı, yani neresi Endülüs'te yaşamış 12. yüzyılda tıp ve felsefe açısından. Önemli nedir? Aristo'nun kitaplarını Yunanca'dan buluyor, çeviriyor. Nereye? Arapça'ya çeviriyor. Ve aydınlanmanın en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi oluyor. Ve Batı'da buna İbn-i Rüşd'e verilen değer çok yüksek. Çünkü Yunanca'dan değil Arapça'dan çevriliyor Aristo'nun kitapları. Ve bu İmam Gazali ile çekişen bir şey. İmam bir düşünür, filozof. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı Yahudilerden oluşuyor ve her dünyanın her yerinden gelmiş insanlar var. Bir düşünür, bir filozof olarak varlığını sürdürüyor. Gazali'den farklı olarak diyor ki dünya akıl ile kavranabilir. Bu akıl ve nakil meselesi İslam'ın kadim sorunlarındaki tartışmalardan birisi. Niye böyledir? Yani Kur'an bize yeter, hadisler bize yeter anlayışıyla bir de akıl ile algılama şeklinde iki farklı damar gelişmiştir. İbn-i Rüşd burada İslam filozofu kavramını hak edecek şekilde bunu ifade ediyor. Daha çok bildiğimiz İbn-i Sina, yine 11. yüzyıl, bu da felsefe, tıp, iktisat alanlarında belirgindir. Ve deneysel yöntemleri savunuyor.
tıbbi konuda yazdığı eserler El Kanun fil Tıp mesela bunlardan birisi. Tıptaki kanunlar. İşte sindirim sistemini gösteren İbn Sina'nın yapmış olduğu bir çizim. Ve bu da yüzyıllarca Avrupa medresi, Avrupa üniversitelerinde derste okutulmuş bir şeydir. Tıp kanunları kitabı. 1500'e kadar gelindiği zaman, 1500'e kadar gelirken önce İslam Arabistan'da yayılıyor 7. yüzyılda. Sonra 3. Hazreti Osman'dan sonra 3. halifeden sonra Bizans Sasani devletleri gerilemesi ve Kafkasya Hindikuş dağlarına kadar uzanıyor. Önde herhangi bir engel kalmıyor yani. Emevi dönemi demek birinci dönem Muaviye'nin kurduğu Ümeyye oğullarının Mekke'den Medine'den Şam'a taşıyor. Ve Emeviler döneminde Bizans şehirlerinden birisi olan Şam ön plana çıkmaya başlıyor. Başkent burası oluyor. Burada mimari eserler var. Yunanlardan etkileniyorlar. Bizans'tan, Sasanilerden etkileniyorlar. Mescid-i Aksa mesela bu dönemde yapılıyor. Mescid-i Aksa'nın imarı. Yine Ulu Cami, Şam'da Vaftizci Yahya Kilisesi'nin üzerine yapılmış olan. Sonra Abbasiler geliyor. Bunlar bir hanedanlar, Haşimoğulları diye veya Abbasoğulları diyebiliriz. Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları ve Araplar arasında saltanat ikisi arasında gidiyor geliyor. Çoğunlukla Abbasilere geçiyor. Şam'dan bu sefer Bağdat'a taşınıyor başkent. Mimari burada önemli. Kahire'deki Ahmet İbni Tulun Camisi mesela. Harun Reşit meşhur Abbasi halifelerinden birisi ve Bağdat'ı mamur edenlerden biri işte Samarra Ulu Cami minaresi günümüze kadar kalıntılar. Abbasiler döneminde de yani milattan sonra binlerde felsefe, güzel sanatlar, matematik merkezi haline geliyor Bağdat. Bağdat muhteşem bir medeniyet merkezi. İşte en son Amerikan işgalinden sonra pek çok tarihi eserin yağmalandığı bir tarihsizlik yaşadı. Fıkıh burada önemli hale geliyor, son hale geliyor. Ve Arap etkisi bu dönemde geriliyor Abbasilerde. İran önemli hal almaya başlıyor. Sebebi de arkada bir İran desteği ve Horasan desteği var politik anlamda Abbasi halifelerine yönelik olarak. Bu arada 10. yüzyılda Orta Asya'dan göçebeler geliyor. Türkler de var. Bunların içerisinde istilalar başlıyor. Kuzey Hindistan Müslümanlar tarafından fethediliyor. Samanilerin İslam'a dönüştürdüğü Türk kavmi Selçuklular Anadolu'ya geliyor derken işte Selçuklu dönemi Amasya'daki Burmalı minare böyle buna benzer Anadolu'nun her yerinde eserler görmek mümkün bir kısmını yansıtacağım. İşte Selçuklu Alaaddin Keykubat köprüsü Aspendos'ta işte Alanya Kalesi'ni almasını falan bilirsiniz. Eşrefoğlu Camii bizim memleket minber kapısı ahşaptan yapılmış. Bu da beylikler döneminden kalma. Emir Saltuk Türbesi, Erzen Hatun Kümbeti, bunlar da birbirine benziyor. Yapılış bakımından. Bakın Halime Hatun benzer, Mevlana Türbesi de benzer. Sadece rengi biraz daha orada maviye yeşile çalıyor. Hangi renk bilmiyorum. Değişik bir renk var ortada. Ama renk mavi ya da renk arası arasında yeşil arasında bir renk. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Emevi Abbasi dönemi. Bu dönemi yine destanlaştıran bu yapıtlar var. Mesela Baddal Gazi Destanı bunlardan birisi. Saltukname var Balkanlarla ilgili. Düsturname var Ege ile ilgili. Umur Bey'in hikayeleri. Ve Dede Korkut da Trabzon Rum Devleti'ni izleriz bu şeylerde. İlginç karakterler var burada. Dede Korkut'ta mesela Kanturalı ile Selcen Hatun'dan bahsediliyor. Selcen Hatun Trabzon Tekfur'un kızı. Kanturalı'ya aşık oluyor, Müslüman oluyor ve müthiş bir cengaver bu kadın. Ve maçoluk yapınca Kanturalı'ya bir ok sallıyor ve Kanturalı'yı hizaya getirebiliyor. Böyle bir ilginç karakterler var. Osmanlı öncesi dönemi beylikler dönemi diyoruz. Ve Anadolu halkının Bizans etkisinde olduğu bir dönem. Evlenme ve din değiştirme yoluyla da Müslümanlık ya Ermeniler var, Rumlar var, Süryaniler var. Değişik Anadolu'da yaşayan
Hititlerden, Frigyalılardan, Lidyalılardan kalma toplumlar var. Bunlar çoğunlukla dağılmışlar, değişmiyor. Bunlar değişiyorlar. Ve Türkler önce göçebe, daha sonra yerleşik hale gelmeye başlıyor. Tabii entegrasyon başlıyor bu arada. Ama buradaki entegrasyon enteresan bir şekilde oldukça hızlı. Mesela İbn Battuta seyahatnamesinden geçen şey ahilikten söz ediyor. Ahili duymuşuzdur herhalde. Mesela diyor ki burada bunlar Türkmenlerin yaşadıkları her şehir, her kasaba, her köyde ahiler vardır diyor. Ve bunlar yabancıları karşılar, yedirirler, içirirler, yatacak yer sağlarlar vesaire gibi. Onu böyle itin kopuğun eline bırakmazlar diyor. Seyahatnamede geçiyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde bunlara rastlamak mümkün değildir diyor. Böyle bir istayişle bahsediyor. Burada bir ahilik, bir de bağcılık ve abdallık şeyin üç organizasyon var. Meslek örgütlenmesi bakımından, gençlik örgütlenmesi bakımından, kadın örgütlenmesi bakımından bağcıyanlar ve dervişler anlamında abdalanlar şeklinde. Üçü bunlar Anadolu'nun İslamlaşmasında ve burada bir kültürün oluşmasında büyük katkı sahibi olan. İşte bunun yansımaları hümanizm bağlamında. Selçuklu'nun çökmesinden sonraki dönemde bir de Moğol isyanı var burada. Moğol işte istilası var. Mevlevilik Anadolu'da kökleşiyor. Düşünce okulu olarak Hacı Bektaşilik ve Yunus Emre'nin tasavvufu dediğimiz daha halk nezdinde bir organizasyon, hümanizm adı altında yaygınlaşmaya başlıyor. Ve İslam 15. yüzyılda siyasal birliğin olmadığını görüyoruz. İslam dünyasında iki iktidar merkezi var. Bir tanesi Memlük Sultanlığı, halife. Bir de Osmanlı Sultanlığı, daha güçlü bir batıya meydan okuyan ama halifeliği o sahip olmayan, sonra biliyorsun Memlüklerin üzerine hakimiyet kuruyor. Halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Tek siyasal sisteme doğru geçiyor. Ve üçüncüsü de kültürel ekseni ise, siyasal eksenler, üçüncü kültürel ekseni ise bir, Arap kültürü Mısır, Afrika, Güney denizlerin tüccarları arasında yaygın. Bu tüccarlar o kadar önemli ki Malezya, Endonezya gibi çok büyük kıtalara bir kurşun atmadan, bir ok sallamadan herhangi bir savaşa cebri bir olaya izin vermeden buraların Müslümanlaşmasına bu Arap tüccarların sağlamış olduğu, gezginlerin, seyyahların dürüstlüğü beyefendiyle sağlamış oldukları bir hareketlenme sonrası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir Arap kültürü, bir de Türk halkları, bunların yarattığı Kara İmparatorluğu ve Fars kültürü, yani İran. Çünkü İran üzerine alıyorlar Müslümanlığı Türkler. Buradaki İslam yaşamı biçimlenmeye başlanırken kutsal hukuk bir şeriat, iki de sufi tasavvuf, mistisizm ekolü ortaya çıkıyor. Şeriat da suya götüren yol demek. Kur'an ve hadisler bağlamlı ve her yerde aynı çıkmıyor tabii. Siyasal iktidar hukuki anlamda şeriatı başıboş bırakmamış olsa da her yerde aynı uygulamalar yok. Mesela İbni Batuta'yı Maldivlere kadı olarak atandığı zaman namaz kılmayanlara sopa attırmak isteyince, bu Hanbelilerde var olan bir şey. İşte kadınların örtünmesini, yeterince örtünmesini sağlamaya çalışınca sıcakta sultanla papaz oluyorlar ve oradan kaçıyor. Moğollarda yasa denilen hanedan hukukuyla örf ve adet, gelenek hukuku yan yana yaşıyor. Kuzey Afrika berberlerine kadınların mülk sahibi olmalarına izin vermeyen kendi kabile gelenekleri şeriatla çatışınca değiştirmeyi reddediyorlar. Yani böyle bir bakış açısından uygulamada farklılıklar da ortaya çıkıyor. Şeriatı bu anlamda Allah'la ilişkilerin biçimini resmeden, sufiliği ise içeride olgunlaşmayı, derinleşmeyi amaçlayan bir hareket olarak düşünüyoruz. Ve milattan sonra 9. yüzyılda tasavvuf gelişmeye başlıyor. İçe doğru derinleşme sağlanmaya başlıyor. Bunun öncülerinden bir tanesi Gazali'dir, İmam Gazali. Orta çağın en etkili adamıdır bu. Ve tasavvuf ile şeriatı birleştirmeye çalışıyor. İslam dünyasında yayılmıyor, yayılmasına neden oluyor. Tabi burada
Hindistan ve Budizm etkisi var. Bir kısım tarikatlarda, Sufilikte ortaya çıkan Budizm etkisi var. Hindistan'da daha ağır bir şeydir bu. Daha gelişkindir. Muhyiddin İbni Arabi de bunlardan birisi. O da vahdetil vücutla, tek bir varlığa bağlı olacak şekilde Mevlana'nın mesnevisiyle Arabi'nin o gizli ilimler içeren ezoterik öğretisini Farsça konuşan bütün Müslümanları yaygınlaştırdığını görüyoruz. Bu da ne zamandır? İşte Diriliş Ertuğrul filmlerinde falan görürsünüz. 1240'larda adamdan Anadolu'ya getirip ona bir şey laflar söyletiyorlar orada da. Şimdi ulema meselesi bu toplum düzeni içerisinde, bu uygarlık düzeni içerisinde aslında Allah ile insanlar arasına herhangi birisinin girmesine izin verilmeyen bir mecrada cereyan ediyor. Ve Hristiyanlara gibi ruhbanlık söz konusu değil. Ama buna rağmen bundan etkilemeye başladığını görüyoruz toplumu. Özellikle ulema kendi evlerinde yetiştiriyor. Cami ve dergahlarda da dersler vermeye başlıyor. Medreseler kuruyor. Bunların en önemli iki tanesi, iki ayağını Nizamiye Bağdat'taki Nizamül Mülk'ün kurduğu medreseler, üniversiteler, bir de Kahire'deki Eser Üniversitesi medresesi halen günümüzde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tamam, buradan kalıntılar biraz daha az ama Kahire'deki Eser Üniversitesi halen varlığını sürdürüyor. Medreseler camiden ayrı bir kurum olarak Orta Asya'da işte meşhur Semerkant'ın Şirdar Medresesi resimlerde görülen burasıdır. İlk kez Orta Asya'da gelişiyor Türkistan bölgesinde ve ortada bir hol olacak şekilde, büyük bir merkez olacak şekilde yapı planları var, kemerli yapılar var. Avluya bakan hücrelerde yaşarlar. Bizim fakülte binasının ortadaki avlu olduğunu düşünürsek, sınıfların oraya baktığını düşünürsek böyle buna benzer bir yapılanma var. İlginç olan bir şey bu dönemde değişim programları çok fazla. Neden böyle? Çünkü okuma yerleri, eğitim yerleri, ders verme yerleri ayrışma süreci içerisine giriyor. Gazali'nin hikayesi gezdiği yerleri düşünürsek, ders verdiği yerleri düşünürsek, İbn Arabi'deki okuma ve ders verme yerlerini düşünürsek etkileşim çok fazla. Yani burası bir mağrip ile maşrik arası. Arada belki bin kilometreden fazla uzun yerler var. Mesafeler uzun. Ve buradaki ortak bir düşünce, ortak bir duyuş ve hareketliliğin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Exchange'den kastettiğimiz şey bu. Şimdi böyle bir etkileşim sonrasında Mısır bölgesinde hakim olan işte Bedeviyeler, şuradaki Mevleviler Anadolu bölgesinde, bir şeye geldiğimiz zaman Nakşibendiler, Yeseviler kuzeye doğru gittiğimiz zaman, işte Hindistan bölgesinde her çeşit Sufi tarikatların her yere yayıldığını görüyoruz. Burada Rifailer var. Derken işte Balkanlar, burada Bektaşilik falan biraz daha yaygınlaşıyor. Derken o 1500'de Sufi tarikatları aslında İslam coğrafyası her yerine, yani aslında ruhban sınıfı yok. Ama burada bu içe derinleşmeyi ifade edebilecek, yönlendirebilecek bir kısım mistikler, ezoterikler çıkmaya başlıyor. Üç büyük güç belirlemiş İslam uygarlığını. Safeviler, az önce dersin girişinde bahsettiğim Hint-Moğol devletler, Babürşah, bir de daha uzun süreli devam eden, varlığını devam ettiren Osmanlı. 1500 yılındaki en büyük üç güç bunlar. Ve burada bir merkezi sistem var, şaha bağlı sistem var. Cihan hakimiyetine ilişkin modeller var. Cengiz Han'dan gelen modeller var. Yani bu dünya iki tane hükümdara fazla demesi Kaan'ın Cengiz Han mirasını bir ölçüde devam ettirdiğini gösteriyor. Birinci olarak Safeviler, İran yöneticileri haline gelen Sufi şeyhler. Şiiler bunlar. 12 imama sahipler. 12 kat al sarıklar, kırmızı sarıklar sarıyorlar. O yüzden Türkler Safavi askerlerine Kızılbaş adını veriyorlar. Kırmızı sarık sardıkları için. 1500'lerde Şah İsmail Azerbaycan ve İran'ın tamamını, doğusunu fethediyor. Burada Safeviliği kuruyor.
ve resmi dinini 12. Şiilik olarak, 12. Şiili olarak, İsna Aşara dediğimiz 12. Şiilik olarak ilan ediyor Şah İsmail. Ve peygamberden Hazreti Ali'ye, oradan da mirasçılarına böyle aktarıldığından bahsediyor. Ve buradaki şey imamlardır. İmamiye dediğimiz şeydir. 12'cilik, 12 imama hak tanıyor. En sonuncusu Muhammed el-Muntazar ise kayıptır. Beklenen adam kaybolmuştur. Bir gün gelecektir işte, o yüzden buna Mehdi denir. Muhammed Muntazar el-Mehdi adı verilir. Şah İsmail burada 12. imam olduğunu söylüyor ve İran devletinin temeli atılıyor, genişliyor. Bir monarşi ya da babadan ola geçen sistem gelişiyor. Resim yaygın burada. El yazması, kitapları süslemek için minyatürler var. İşte 17. yüzyıldan bir resim, Afzal el Hüseyni'den. 17. yüzyılda resim sanatı burada gelişmeye başlıyor. Rıza Abbas Genç resim, Safevi sanatın akımlarından birisi. Güzel insanlar çizmek, ipekli kumaş üzerine çizmek gibi. Önemli bir şehir var burada, kuruluyor özellikle Şah Abbas'ın öncülüğünde, İsfahan. Halen de burası muhteşem, ihtişamlı şehirlerden birisidir kalıntılarıyla. İsfahan şehrinde Şah Abbas büyük bir tasarım gerçekleştiriyor. Şah Bahaeddin Muhammed Ameli ile beraber 38 kilometre çapında, günümüzde çok büyüktür, 1 milyon kişiyi barındıran bir kent çıkıyor İsfahan'dan. Ve görüyorsunuz büyük devasa bir toplanma yeri var. Devasa ortasındaki şeyle birlikte meydana sahip olması yönüyle. 4 kilometre uzunluğunda iki ana ögesi var şey kentte. Ve meydan var, meydanı şah var. Burada kervansaray, çarşı, hamam derken geniş sokaklar gelmiş geçmiş dünyanın en büyük, en ihtişamlı şehirlerinden birisi haline getiriyor İsfahan'da. İşte Şah Mescidi'nin girişi 27 metre yüksekliğinde. Nereden baksak bu 10 katlı bir apartman diyebiliriz buna yaklaşık olarak. Tabandan kubbe çemberine geçişi tipik bir İslam mimarisi yöntemi olarak sarkıtlar var. Bunu pek çok şeyde görebilirsiniz çemberde. Ve hüsnü hat işlemeleri var. Birincisi Safeviler. İkinci hangisi? Hint Moğollar. Cengiz Han'ın Müslümanlaşmış torunları Safevilerden farklı olarak bunlar çok fazla İslam'ın yerleşmediği bir bölgede kontrol ediyorlar. Ne orası? Hindistan'ın kuzeyi. Ve bunların çoğunluğu da Hindu ve Babür İmparatorluğu dediğimiz bu imparatorluk babası Timur'a dayalıyor. Özbeklerin de bu şeydir atası olarak bilinir. Anası da Cengiz Han soyundan geliyor. Demek ki böyle kendilerine bir kutsallık veriyorlar. Babür Şah İmparatorluğunu kuruyorlar. Bundan daha önce bahsetmiştim. Buradaki önemli figürlerden birisi Ali Ekber Şah'tır. İyi bir vergi sistemi kuruyor bu komutan. Siyasi egemenliği güçlendiriyor. Karma bir yönetim uyguluyor, tımar dağıtıyor ama merkezi ödemeye de devam ediyor. Derken dinsel hoşgörüye çok büyük önem var. Alimleri de merkeze bağlıyor. Bunu çok güzel bir filmde bu adamın yapmaya çalıştığı şeyi izlemeniz mümkün. Joda Akbar diye bir film. Hint film. Mükemmel bir film. Severek izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Joda Akbar diye bir film. Yani bu Ali Ekber Şah'ı anlatıyor. İşte Ali Ekber'in meclisinde Müslümanlar da var, Cizvit papazları da var, Hindular da var. Bir arada yaşıyor. Dinsel hoşgörünün ciddi bir yansıması. Şimdi anlaşılırken sentezde sanatın her dalıyla Hint-Moğol İmparatorluğu'nun geliştiğini görüyoruz. En güzel örneği hangisidir? Hindistan'dan bahsederken meşhur Taç Mahal'dir. Neden Taç Mahal? Çünkü hala dünyanın sayılı uygarlık eserlerinden birisi olarak karşımıza çıkar ve Şah Cihan tarafından yaptırılmış Mümtaz Mahal'in kabri üzerine yapılmış bir anıttır bu. Ve bahçe mezarlar önemli. Ekber'in türbesinin başında yazıyor ve diyor burası İrembağ'dır. Buraya ebediyen kalmak için girilir. Derken bir mistik hava, Hint Moğolları bahçeli türbelere gömüyorlar
ve cennet tasarımını da gerçekleştiriyorlar. Kabir içinde kozmolojik fikirleri simgelemek için tasarlanmış bahçenin odağına yerleştiriliyor. Bunlar kitaplara değer veriyor, kendileri de yazıyorlar. Dünya tarihinin önemli öz yaşam öykülerinden Babür'ün resimli biyografisi var. Babürname diye bir kitap var mesela, Babür'ün öğütlerini falan anlatan. Bu da ilginç bir şeydir. İslam klasiklerinin değil Ramayana, Mahabharata destanlarında resimli olarak yazıyorlar. Yani bu sanatı 1650'lerde işte bir çitirt tablosu Şah Cihan'ın çocuklarını huzuruna kabul etmesi ve bir sarayla resmedilmiş bir yazı. 17. yüzyıldan kalma resim. Cihangir yine ilginç adamlardan birisi Hindistan'la ilgili. Bu da sanatın zirveye çıktığı bir yer. Doğa minyatürlerinden farklı olarak gerçekçi üsluba kavuşuyor. İşte geyik insan motifi ve doğa resimlerinden örnek karşımıza çıkıyor. Üçüncü uygarlık hangisi? İslam uygarlığının üçüncü kanadı oluşturan Osmanlı. Neden Osmanlı? Çünkü en güçlüsü ve en uzun ömürlü olması yönüyle önemli. Geniş bir coğrafyada. Toprak düzeni burada fetihlere bağlı olarak oluşuyor. Belli bir süre fethedilen yerler yağmalanıyor ama genellikle mülkiyete izin yok. Büyük toprak mülkiyetine özellikle izin yok. Ve miri malı devletindir topraklar. Böylece aristokrat toprak sahiplerinin olmadığı bir sınıf, bir toplumsal düzen gelişiyor. Yönetici sınıfı saray okulu Enderun yetiştiriyor. Bunlar harem dahil işlevleri görüyorlar, bürokrasi. Kalemiye Divan-ı Humayun işlevi görüyor. Silahlı kuvvetlerde ve ilmiye sınıfında oluşturuluyor yönetici dediğimiz sınıfın genel çerçevesi. Sistemin ortasında sultan var işte böyle ihtişamlı tuğralarıyla. Evet. Tamam, sende de var limon. Anladım, tamam, sende de var Tuğra. Evet, diğer tamamı Türk sultanın kulu olarak değerlendiriliyor ama tabii mutlak iktidar yok. Bunun üzerinde etkili olanlar vezir-i azamlar mesela. Çandarlı Halil'den sonra Türk ve Müslüman kökenleri sadrazam yapmıyorlar. Biraz müdahaleden hoşlanmayan bir şey anlayış, saltanat anlayışı. Çünkü geciktirdiği varsayılıyor Çandarlı'nın İstanbul'un fethini. Kanuni en büyük, en olgun evreyi yaşıyor. İmparatorluk Kanuni de. İşte o dönem resmeden yine bir şey var. Seyfi dediğimiz kılıç. Kılıç ehli yani ordu. Kara ve deniz kuvvetleri, siyasi gücü en yakın olan, bunlar değiştiriyor biliyorsun. Padişahların değişiminde 8 tanesini indirip tekrar başka birini çıkarıyorlar. Mesela o kadar güçlüler. Tek başına sultan olay ama sultan merkezli yani. O öbürünü götürüp öbürünü getiriyorlar ama sultanın saltanata itirazları yok. Sadece adamın tipine itirazları var. Beğenmediklerini söylüyorlar. Şimdi fethiye dayalı bir sistem ve yeni toprak kazanma söz konusu olmayı duraksamalar işte Rodos'ta anlatan bir figür var. Denizciler Turgut Reis de çoğu gibi Türk değil. Hatta Mimar Sinan'la ilgili de Türk olmadığına ilişkin ifadeler var. Zamanla Reis de yükseliyor ve devletle inişli çıkışlı ilişkileri var Turgut Reis'in. İlmiye sınıfı siyasi güce uzak bir sınıf. Saygın ama siyasi merkezin dışında. Böylece hanedanlaşma eğilimi en güçlü oldu. Yönetici sınıf da burada. Akli ilimler var Kanuni'ye kadar. Sonra yavaş yavaş nakli ilimler yani fıkıh gibi ilimler. Artık biz uçtuk, sonuna kadar ulaştık bu işin. Bundan daha ilerisi olmaz diye kendilerine aşırı güven var. Kanuni'den sonra da yavaş yavaş bu gitmeye başlıyor. İnişe geçiyor biliyorsunuz. İlmiye Türk ve Müslümanların yükselmesine izin veriyor. Prestijli ama siyasal iktidar üzerinde bir etki sahibi değil. İşte ders, tedris, müderris, medrese falan hepsi aynı kökten türetilmiş kelimeler. Üniversite dediğimiz şeydir bunlar. Bunların tamamına bir de medresedir. Eskiden adı üniversitelerdir, medreseler. Yani medreseler, tekkeler, zaviyeler, işte tekkeler, zaviyeler,
İşte rehabilitasyon merkezleri diyebiliriz ya da işte sufilik merkezleri, diğeri de üniversiteler olarak düşünebiliriz. Bir de içinin boşalmasından sonra bunlara yönelik işte ilk radikal şeyi, hamleyi Mustafa Kemal Atatürk yapıyor. Ve belli ölçüde bunların varlığına son veriyor. Daha çağdaş üniversite sistemine geçiliyor. Kalemiye dediğimiz şey bürokrasi. Ve tapu nüfus kayıtları Osmanlı döneminde çok sağlam belgeler. Nereden geldiğinizi, nereye gideceğinizi, her şeyinizi tapudan izlemeniz ve takip etmeniz mümkün. 16. yüzyılda neredeydiniz, aileniz, dedeniz nerede yaşıyordu falan. Bunu iyi bir şeyden, arşivden rahatlıkla bulabilirsiniz. O kadar kayıt altında her şey. Sultanın sarayı biraz daha böyle mütevazidir. Kabul alanı vesaire yerler vardır. İznik Çinlileri vardır iç bölümlerde. Çinicilik büyük bir uğraş, önemli bir uğraş. Sebebi ne? Seramik sanatlar yoğunlaşmış durumda. Osmanlılar bunları buluyorlar. Kendi ruhlarını, ilhamlarını da boşaltıyorlar. İznik'te Çandarlı Halil Paşa'nın Yeşil Camisi'nde görüyoruz bunu. Fatih'in buradaki teşviği de önemlidir. Nakkaşhaneyi ima etmesi. İşte görüyorsun minarenin üzerindeki Çinliler oldukça etkileyici bir şekilde varlığını sürdürüyor. Gelişimi mavi beyazdan renkliye doğru gelişimi, bunlar en az 400-500 yıllık, 1000 yıla yakın uzanan geçmişi ve uygarlığı temsil ediyor. Kayıp kırmızı dediğimiz kırmızı Rodos işi bir sürahide ortaya çıkıyor. Renklerde herhangi bir solma, yok edilme vesaire söz konusu değil. Muazzam bir şey yansıtıyor. Mimari önemli. Neden önemli? Çünkü müzikle beraber en güçlü sanatlar, külliyeler var. Ve Selçuklu'dan alınmış medreseler, camiler geliştiriliyor. Kubbe sisteminde mekanlar ortaya çıkıyor. Ve meydanlara, alanlara değil, içe dönük yapılaşmalara, merkezdeki camiye dönük yapılaşmalara daha çok rastlanıyor bu dönemde. İşte Süleymaniye en önemli yapıtlardan birisi ve günümüzde de Haliç'e bakması yönüyle. Sinan bu arayış içerisinde, bu dörtlü yapı içerisinde kiliselerdeki kapıdan mihraba doğru ilerlemeyi düşündüren uzunluk yerine her yerin eşit olduğu bir mekan duygusu. Yani önce şurası Ayasofya, uzunluk, sonra Şehzade Camisi kısaltıyor, sonra Süleymaniye, en sonunda da her birinin harmoniyle uyumlu hale getirildiği ustalık eseri olan Selimiye ile taşlandırdığı bir evrim süreci yaşanıyor burada. Mihrimah Sultan da Bizans'tan uzaklaşmak için yeni bir arayışı temsil ediyor. Sinan katedrallerin mimarlarının ideallerine farklı bir yoldan ulaşıyor. Aydınlık yollarla belirliyor. İşte bunu pencerelerde görürüz. Mihrimah Sultan caminin ana kubbesi ve mekan da oldukça ışıklayıcı ve aydınlatıcı, huzur verici biçimde tasarlanmış. Kubbenin içeriden görünümü de muhteşem bir şeyi yansıtıyor. Müzik önemli. Müzikte tek sesli, çok sesli, tonal müzikten farklı, makama dayalı, ezginin aralarında gezineceği sesler anlamına geliyor müzik. Edebiyatta iki şey var. Türkçe, Arapça, Farsçayı birleştiren zengin bir dil ortaya çıkarıyor. Osmanlılar resmi dil olarak seçme yerine Osmanlıca diye bir dil icat ediyorlar. Yazılı edebiyat. Sözlü edebiyatta göçebe Türklerin ürettiği edebiyat. Koşuklar var mesela. Bunlar söz edebiyatının biçimleridir. Türkler arasında, göçebe Türkler arasında Dede Korkut hikayeleri söz edebiyatın türlerinden birisi. Oğuzların bulunduğu zamanlardan kalma hikayeler, Bizans'tan döneminde kalan, Balkanlardan geçen hikayeler vesaire. Bunlar etkiledi. Bunlardan dersin başında bahsetmiştim. İşte Basat'tan bahsediyor, Tepegezlu'dan bahsediyor. Odisa Kiklopu'nun bir yansıması olduğu anlaşılıyor. Odise'deki şeyin değişik bir türü olduğu anlaşılıyor. İlyada ve Odise'yi hatırlayın. Halk şiiri burada eski geleneğe uygun bir şekilde hece vezniyle, dörtlük şeklinde
En önemli temsilcisi Yunus Emre ve hümanizmin kurucularından birisi olarak belirleniyor. Divan Edebiyatı Fars'ın ustalarından, meşhur Sadi'den, Hafız'dan, Firdevsi'den, Osmanlı edebiyatçılarının dolaysız modelleridir bunlar. Aruz Vezni temel taşı işte Usta Fuzuli, Şairler Padişahı, benim açımdan Baki Nefi, Nedim Şeyh Galip'le de devam ediyor. Şimdi Nefi'deki şey çok önemli. Hicivi sanatını kullanma özelliği çok önemli. Sonu hazin oluyor ama çok yetenekli bir adam. Mesela şundan bahsediyor. Kendisine köpek diyen bir Tahir Efendi birisi var. Bununla didişiyor. Bu da diyor ki Tahir Efendi bana kelp demiş, yani köpek anlamında. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira diyor. İtikadımca kelp tahir. Yani köpekler bize temizdir diyor. Ben Maliki'yim. Maliki de köpek temizdir derken Tahir Efendi'ye de böylece bir gol atmış oluyor. Bu da ilginç hicivlerden bir tanesi. Bu arada ilginç bir Hüsnü Aşk şairi çıkıyor. 18. yüzyılda Şeyh Galip şeyler Eybuti, Neveda falan gibi olmuş müptela hep Şeyh Galip'ten gelen şeylerdir bunlar. Kuğunun son şarkısı gibi derin izler bırakmıştır. Resim önemli burada. Tek tanrı figürü resimleri soyut bir tek tanrı fikri olduğu için fizikselliğe sahip olmayan içselleştirilemeyecek bir düşünce olarak görülüyor. Çünkü Hristiyanlık surete resme boyuyor. İsa resimleri, Meryem resimleri, heykelleri doldurur bütün kiliselerde. İslam'ın etkileri Bizans'a ulaşıyor ve entelektüel zemin ortaya çıkıyor. Minyatür sanatı İslam resimleri çağdaş nakış olarak adlandırılıyor. Kitap süslemesi var. Nakkaşhane burada önemliydi. İşte saz üslubunda bir minyatür var burada. Ashab-ı Kehfi anlatan, yedi uyurları anlatan minyatür. Köpekleri olan kıtmir. O da şurada, şu garibim küçük olan şeydi. Yedi uyurun yedincisi olarak resmediliyor minyatürlerde. Cebrail'in Hazreti Yunus'u balinadan çıkarmasını resmediyor. Ziget var, şey var, kuşatması. İnsan türün, insan gibi tanımlamış tabii Cebrail'e, bu da ilginç. Plastik sanatlar süsleme anlamında el sanatları ve kaligrafi. Yani güzel yazı demek. Kur'an çünkü güzel yazıyla yazılması açısından önemli bir şey, metindir ellerinde. Ve şeylerin resimler, kiliselerde görülen resimler camide yazıya dönüşüyor. Resimlerden bahsedemiyoruz. Yazının ustaları Şeyh Hamdullah 15. yüzyıl. Sonra 17. yüzyılda Hafız Osmanlar, Hattat Hafız Osmanlar gelmeye başlıyor. Hat sanatı kitaplara uygulanıyor. Levhalarda kareleme yöntemiyle uygulanıyor. Bunun örnekleri çok fazla işte. Şu okkayı birleştiren divit, şurada iman kalyonunu gösteren amentü billah ve melaiketuhu ve kutubihi falan diye geçiyor. Bir kayık şeklinde, kalyon şeklinde ruhun ilhamlarını, böyle imanı temsil eden bir yaklaşım. Bu da 21. yüzyıla kadar yansıyan bir arkadaşımızın yapmış olduğu Ebru sanatından bir örnek. Yurt dışında yaşıyor şu anda. Bunu 15. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl pek çok yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren bir sanat olarak, estetik olarak görebiliriz yine aynı şekilde. Ciltçilik Kur'an bağlamında ele alırsak kutsal kitaplar bağlamında önemli sanat açısından ve ortadaki şemse, güneşi temsil eden şurası ortadaki şemse, dikine oval, Fatih zamanındaki yine Nakkaşhane'nin önemi vardır burada. Tiyatro Karagöz bağlamında önemli. Toplumla içli dışlı bir sanat Karagöz, gölge oyunu. Bursa'daki iki işçi Hacivat ile Karagöz inşaatta çalışıyorlar, komiklik yapıyorlar. Sonra da camiyi geciktirdikleri için padişah onları idam ettirdiğine dair rivayetler var.
Tefli Arap, kabaklı Arap, çubuklu Acem şeklinde çok kültürlü, çok uluslu toplumu ifade ediyor. Arnavut, Ermeni, Ayvaz, Yahudi şeklindeki gölge oyunları, Tiryaki, Zeybek ve Himmet Dayı şeklinde, yani sanatın bu yönünde kullanıyor. Şimdi sonuna kadar geldik böylece, birazcık açsak da. Buradaki İslam ülkeleri genel olarak Doğu, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere malları 14. yüzyıldan itibaren kitlesi olarak Avrupa pazarına akmaya başlıyor. İslam ülkeleri değil. Bunlar lüks mallar. İtalya Rönesans sanatının merkezi ve uluslararası ticaretin de merkezi oluyor. İslam uygarlığı Avrupa aydınlanması üzerinde bir geçiş güzergahı olması yönüyle önemli bir şey. Ve buradaki küçük objeler, dokumalar, süslemeler, motifler Rönesans sanatının pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Ve bu anlamda bu etkileşim Rönesans'a da bir çeşit öncülük ediyor diyebiliriz. Müslüman imparatorlukların egemenlikleri dışında kalan, yani kimler onlar? Hint, İran ve Osmanlı gibi Güneydoğu Asya'da, Afrika'da, Çin'de, Orta Asya'da kalabalık Müslüman toplulukları, hatta şu anda bile Çin'de 200 milyon, mesela Uygurlar, Türkler dışında 200 milyon Çinli Müslüman olduğundan bahsedilir. Yine aynı şekilde Endonezya, Malezya'yı düşünürsek dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak Endonezya'yı görürüz. Bunlar bu büyük coğrafyanın, büyük uygarlığın, büyük etkileşimin parçaları oldular. Ve buraların Müslümanlaşmasının en önemli unsuru ticaret oldu. Arap tüccarlar, Müslüman tüccarlar ve Sufi dervişler İslam'ın yayılmasını burada savaştan daha fazla sağlamış oldular. 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru geldiğimizde ise, günümüze geldiğimizde ise Muhammed İkbal'in bir uyanma çağrısı var. İslam dünyasının yıkılmasına doğru, inişe geçmesine doğru bir uyanma çağrısı var. Bir şiiri yansıtılıyor burada. Ve siyasallaşmaya başlıyor. İslam uygarlık modundan çıkarak 20. yüzyılın ikinci yarısından sömürgecilik karşıtı hareketler, Cezayir'deki bağımsızlık, Filistin direniş, Mısır, İran'daki işte Şah rejimin indirilmesi gibi sömürgecilik sonrası dönemde önemli bir tartışma alanı İslam ülkeleri ötekileştiriliyor. Ötekileştiren kimdir? Siyasal İslam bağlamında Batı tarafından ötekileştirme söz konusu. Ve bugün bir uygarlıktan ziyade, çünkü bunun eserleri tarihte var, etkileşim daha fazla, günümüzde daha az. Günümüzde küreselleşme uygarlığı, kapitalizm uygarlığı, kapitalizm eksenli piyasa ekonomisi, Batı uygarlığı, İslam dünyasının büyük bir bölgesinde daha fazla heyecan uyandırabilirken, o eski uygarlık dönemlerinden önemli ölçüde feragat ettiğini ya da çok az ritüelin kaldığını söyleyebiliriz. Böylece dinsel inanç ve bunun ortaya çıkardığı uygarlık fikrinden ziyade siyasal bir konumlama daha belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Böylece İslam uygarlıklarının 1500 yıllık neredeyse tarihinin şöyle genel bir değerlendirmesini yapmış olduk. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.